Vakti. Gün doğuyor, umut yeşeriyor. Aydınlık gelecek için, onurlu bir Türkiye için, dürüst bir siyaset için, barış için, sevgi için, umut için, özgürlük için, ekmek için, gençlik için dostlarımızla yola çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nin saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu buraya davet ediyorum. Sayın başkanların ifade ettiği gibi bu protokol işi biraz zor galiba. O nedenle izin verirseniz ben sevgili dostlarım diye başlayayım cümleme. Sevgili dostlarım, sizlerle beraber olmak benim için onur ve gurur vesilesi. İki değerli belediye başkanımızı dinledik. Bir belediyenin nasıl yönetilmesi gerektiğini aslında özetlediler. Bıraksak belediye başkanlarımız çok daha uzun yaptıkları hizmetleri anlatabilirler. Belediye yönetiminde ilkeler belirledik. Vatandaşlar arasında ayrım yapmayacaksınız dedik. Özellikle fakir mahallelere pozitif ayrımcılık yapacaksınız. Harcadığınız para sizin paranız değil, milletin parası. Millete hesap vereceksiniz dedik. Ne kadar güzel ilkeler. Ve belediye başkanlarımız bu ilkelere uyuyorlar. Ve bu ilkelere uydukları içindir ki bütün engellemelere rağmen Ankaralılara geçmişe göre çok daha büyük hizmetler yapıyorlar. Dolayısıyla hepinizin huzurunda saygıdeğer belediye başkanlarımızı yürekten kutluyorum. Fethi başkanımız dedi ki ben devlette hiç çalışmadım ama 13 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Mansur başkanımız efendim gelip belediye başkanı seçildiği zaman dünyanın borcu var, o borcu ödeyemez. Bir süre sonra borç alamaz ve dolayısıyla personele aylık ödeyemez dediler. Ama bugün belediye başkanlarımız görevlerini yapıyorlar. Devletimiz zengin bir devlettir. Belediyelerimiz ellerindeki imkanları çarçur etmeden, birilerine kaynak aktarmadan halk için kullanabiliyorlarsa zaten bu para hizmet etmeye yeter. Sadece hizmet etmeye yeter anlayışıyla değil, her yıl bütçelerini ayrıca büyütüyorlar. Belediyeler bunu yaptığına göre Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda göreceksiniz Türkiye nasıl yönetiliyor. Millet İttifakı ile birlikte bütün talana, talan düzenine son vereceğiz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacağız. Bize oy versin vermesin bütün vatandaşlara eşit hizmet götüreceğiz. Bu coğrafyada hiçbir çocuğun yatağa aç girme hakkı yoktur. Sosyal devletin gereği olarak her anne çocuğunu huzur içinde akşam yatağa yatırmalıdır. Her evde huzurun olması lazım. Her evde bereketin olması lazım. Üniversiteyi kazanan bir çocuk anne ve baba tarafından heyecanla üniversitesine gönderilir. Nasıl oluyor da 20 yıldır ülkeyi yöneteceksiniz ve yurt sorunu çözemeyeceksiniz? Sizin huzurunuzda ve bizleri televizyondan izleyen bütün vatandaşların huzurunda söylüyorum. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda göreceksiniz. Yurt sorununu öyle 10 yıl, 15 yıl, 5 yıl değil, 1 yıl içinde bitireceğiz. 1 yıl içinde. Her anne baba çocuğunu rahatlıkla gönderecek. Birer kişilik, üçer kişilik odalarda sıcak suyu, soğuk suyu, geniş bant, internet erişimi, bütün bunların tamamı olacak. İnşaat binası yapmak çok mu zor? Bütün bunları gerçekleştireceğiz.
Değerli Ankaralılar, sevgili dostlarım, devletler de saydam yönetilmek zorundadır. Hepiniz vergi ödüyorsunuz. Yeni doğan çocuk vergi ödemeye başlar. Altına bez alırsınız, vergi ödersiniz. Emzik alırsınız, vergi ödersiniz. Otobüse binersiniz, vergi ödersiniz. Devletin temel geliri vergidir. Ve bunun doğru kullanılması lazım. Ve bir devletin itibarı vardır. Devletin saygınlığı vardır. Hele hele bizim gibi Milli Kurtuluş Savaşı'nı vermiş, yedi düvele meydan okumuş, Osmanlı'nın borcunu son kuruşuna kadar ödemiş bir devletin saygınlığı çok daha önemlidir. Geçmiş hükümetler yine saygın olan devletlerle beraber ortak bir anlaşma yaptılar. Mali eylem görev gücü diye. Kara parayla, uyuşturucu parasıyla, rüşvetle elde edilen paralar bir ülkeye fayda getirmez. Dolayısıyla imza atan bütün ülkeler kara parayla mücadele konusunda ortak irade beyan ettiler. Aynı zamanda terörizmin finansmanı için de bu paralar kullanılmasın, belli önlemleri, belli güvenlik önlemlerini alalım dediler. Ve bir anlaşma imzaladılar. Bu anlaşmayı imzalayan ülkelerden birisi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Sevgili Ankaralılar, Mali Eylem Görev Gücü grubunda olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti gri listeye alındı. Yani şüpheli devlet listesine alındı. Bu ülkenin itibarını bozmaya kimin ne hakkı var? Uyuşturucu baronlarının elini kolunu sallayarak gezdiği bir Türkiye'de güvenlik olabilir mi? Polis arkadaşlarımızın yakalayıp adalete teslim ettiği ve arkasından da bazı hakimlerin, siyasilerin baskısıyla serbest bıraktığı ve uyuşturucu baronlarının elini kolunu salladığı bir Türkiye'nin saygınlığı olabilir mi? Bunların tamamını değiştireceğiz. Benim sözüm sözdür. Birlikte dostlarımızla beraber tamamını değiştireceğiz. Tamamını değiştireceğiz. Devlette liyakat esastır ve devlet adaletle yönetilir. Adaletsiz bir dünya olmaz. Akşam evde huzur içinde kalabiliyorsak, yaşayabiliyorsak, başımızı yastığa koyabiliyorsak adalet nedeniyledir. Para harcanırken ve harcamaya karar verirken siyasi otorite halkını düşünmek zorundadır. Halkının çıkarlarını düşünmek zorundadır. Türk lirası bizim onurumuzdur, şerefimizdir. Bir devletin parası o devletin onuru ve şerefidir. Nasıl olur da Türk lirası güneş görmüş kar gibi erir? Nasıl olur da zam, zulüm ve zorbalık egemen olur bir devlette? Yolsuzlukla mücadele edeceğiz dediler. Yolsuzluğun her türünü yaptılar. Vatandaşlarıma şunu rahatlıkla söylüyorum. Belediye başkanlarımıza bakınız. Nasıl çalıştıklarını görünüz. Aynı çalışmayı, aynı azim ve kararlılıkta Türkiye içinde bütün dostlarımızla beraber yapacağız. Huzuru getireceğiz. Bereketi getireceğiz. Birlikte yaşamayı getireceğiz. Hiç kimseyi kimliğinden ötürü, inancından ötürü, yaşam tarzından ötürü ayırmayacağız. Ayrıştırmayacağız. Bütün toplumu kucaklayacağız. Bu hedefe kilitlenin. Bakın, kreş açıyoruz şimdi. O çocuklar güzel bir Türkiye'de yaşamak isterler. Anneler babalar çocuklarının iyi eğitim almasını isterler. Ve o çocuklar baskının, otoritenin egemen olduğu bir devlette değil, özgürlüğün egemen olduğu, herkesin eşit olduğu bir devlette yaşamak isterler.
Bizim temel amacımız da zaten bu. O çocuklarımız daha güzel bir Türkiye'de yaşasın. Bizden daha güzel bir Türkiye'de yaşasınlar. Bizden daha iyi koşullarda yaşasınlar. Onun adımını da kreşlerle atıyoruz. Dolayısıyla 12. kreş mi oluyor Sayın Başkan? 12. kreşi Sayın Başkan açtı. Efendim? 5 tane de kapalı yüzme, evet, yüzme havuzu açtı Sayın Başkan. Onu da ifade ediyor. Ben hepinizin huzurunda kendisine gerçekten de teşekkür ediyorum. Yeni Mahalle'yi Ankara'nın ve Türkiye'nin önemli bir markası haline getirdiği için. Yeni Mahalle deyince artık orada özgürlük var, orada sevgi var, orada mahalle kültürü var, orada dayanışma kültürü var, orada çocukların iyi eğitim aldığı okullar var, yüzme havuzları var, sosyal tesisler var. Mansur Başkan da bu konuda elinden gelen bütün çabayı gösteriyor. Göreceksiniz Ankara'yı Mustafa Kemal'in şanına uygun bir başkent yapacak. Ona da inanıyorum ve güveniyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sayın Genel Başkanımız.